Merhaba arkadaşlar, ben Kaan Araş. 8. yılı özel röportajım, hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Buğra. Hoş bulduk Kaan, nasılsın? İyiyim Buğracığım, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Yılda bir defa buluşuyoruz. Artık bu kaçıncı senemiz? Dördüncü senemiz. Her Dört, sene. tabii 5 ile başladı. 5 yıldızlı röportaj diye başladı. 5, 6, 7, 8, 4. olacak bu. O nasıl matematik lan? Doğru. Be Şimdi ise 5-1, 6-2. tamam şimdi tamam şimdi düştü jeton. Tamam. Harika başladık yine her zamanki. Lan konuyu kapatmış. Ha, dur açık. Tamam. Ya. İşte öyle. Biliyorsun, benle part-time kontrat Aynen, senede bir defa seninle görüşüyoruz. Bir Brock İyi Lesnar para alıyorum. edasında olmasa da fena almıyorsun yani, doğru. Aynen öyle. Temiz iş. Neyse, istersen önce biraz güreş konuşalım, her zaman olduğu gibi 4 senedir yaptığımız gibi. Sonra arkadaşlarımızın sorduğu sorulara geçeriz diye Olur, düşünüyorum. olur, olur, olur. Sıkıntı yok. Bildiğin üzere en son Money in the Bank pay-per-view. Ben tabii sadece WWE izleyicisi olduğum için benim için güreş muhabbeti sadece WWE'den ibaret oluyor. Evet. Money in the Bank gerçekleşti. Ne düşünüyorsun kazananlar hakkında? Alexa'nın cash'ini vesaire vesaire. Ya, radyolarda da çoğu zaman konuştuğumuz bir konu aslında. Benim naçizane görüşüm, Alexa Bliss'in zaten başka yolla şampiyon olmayacağı yönündeydi. Hani Nia Jax, işte Ronda Rousey gibi isimler varken Alexa Bliss'in tek şansı Miss Money in the Bank cash'iniydi, briefcase'iydi. Ve bu hakkını da kullanmış oldu. WWE bence yukarıda tutabilmek için verdi onu. Yoksa düşüşü çok hızlı ve ani olacaktı. Alexa Bliss'in diğer tüm hani tiyatral yeteneklerini ring içinde birleştiremeyen diğer güreşçiler gibi. The Miz bile bir Evet. gelişim kaydetti yani. Ama Alexa Bliss'te maalesef henüz o net gelişimi göremiyoruz. 2 senedir düzenli olarak şampiyon olan biri için evet biraz düşük ring içi. Peki erkek maçını en ihtiyacı olmayan ismin kazanması Ya, hakkında. herhalde çoklu bir maç olacak SummerSlam'de. İşte Brock Lesnar tuş olmayacak ya da öyle bir şey yani. Neydi? Seth Rollins'in Keşini gibi aynı. aynen ki WrestleMania'daki işini gibi. Ha, çok mu güzel bir senaryo, storyline bu Buğra dersen, bence değil abi. Yani ben isterim ki hani Money in the Bank belli bir seviyedeki güreşçiyi bir yukarı çıkarsın. Bunu daha önce örneklerini gördük. Mesela gene The Miz diyeceğim. Anladın mı? Aynen öyle. Yani mesela Daniel Bryan diyeceğim. Daniel Bryan öyledir gerçekten. Öyle öyle. Bir Briefcase şey çok yapmıyordu büyük. zaten. Aynen, Yok brief artık işte. %100. Zamanında. %100. Briefcase onun için çok büyük bir adımdı. Ben öyle bir şey bekliyordum. Hani isimli adaylarım da vardı Money in the Bank maçında. Birden fazla adayım vardı bu konuda. Fakat olmadı. Talihsizdi. Zaten şovun geri kalan kısmı da pek bir kaydeder bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Rollins'in maçı vardı. Bir galiba. Evet. Rollins zaten artık Ertesi gün kaybetti aynı, Henry'e. ya hani pay-per-view'da kaybetmeyip haftalık şovda Ziggler'ı kaybetmesi hepimizi şaşırttı. Fakat Rollins artık ismini üst seviyeye yazdırdı yani. Oradan bir daha düşmeyecek gibi geliyor bana. Çünkü İnşallah. sakatlıklar, dönüşler Rollins'i hiçbir zaman o çizgisinin aşağısına kaydırma. O kırmızı çizgi, ben upcard diyorum. Evet. Upcard'ın altına düşmedi. Ya, bundan sonra WWE bir 10 yıllık main eventer'ını bulmuşa benziyor. Tabi Brock Yani Lesnar Roman git Reigns'ten olmadığı sonra. zamanlar. Tabi ha, doğru. Lütfen, lütfen. Doğru. Doğru diyorsun. Roman Reigns ve Brock Lesnar olmadı müddetçe. Yani Lesnar zaten SummerSlam'a falan da gelmiyor diyorlardı en son takip ettiğim kadarıyla. İnşallah gelmez Yani yani, tövbe müstahaksız yani diyelim ben. tabi. Tövbe Benlik bir diyelim sıkıntı abi. yok. Tövbe diyelim yani, yapacak bir şey yok tabi. Ben şampiyonumdan memnunum gayet. İşte al işte. Biliyorsun. Doğru, sen bir WWE Shop'tan Brock Lesnar tişörtü falan almıştın. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Duruyor hala. Duruyor. Ya Evet. sen öyle WWE mi? World Heavyweight Champion'dı o zaman. Aynen. Sen öyle bir Lesnar fanısın yani, senden her şey beklenir. Ben kaliteden yanayım, ne yapayım yani. Tabi o zamanlar
rakibi Quality over quantity her zaman. Lesnar'ın rakibi o zamanlar God CM Punk'tı. Çok aralarında seviye farkı yoktu. Şimdi çok acayip bir seviye farkı var diğer güreşçileriyle tabii. Vallahi öyle ya. Neyse. Punk'a ne güzel sopaladılar. Ne? Ya. İki kere ya. Allah, utanmıyorlar. Ya bence o hani o sadece oradaki bir kontrat sözleşmesi, dayak yeme sözleşmesi. Bence Punk da hani vücudunun sertlik seviyesine baktığım zaman çok formda görmüyorum CM Punk'ı. Vücudu hantallamış vaziyette, kilo vermiş fakat hantallamış vaziyette, çabukluğunu yitirmiş halde. Ya Punk da bence dayak yiyeceğini bilerek çıkıyor. Onun için zaten sadece önemli olan ha yani onun için sadece önemli olan kontrat bana göre. Aynen. Ama bir daha galiba UFC'de maça çıkmayacak. Öyle bir açıklama vardı. Yok. O açıklama. Orada Dana White dedi ki rest. Yani rest. Kendine gel. Aynen. CM Punk ya kendini toparlarsın ya da yoluna bakarsın abi dedi. Çünkü çıktığı maç başına da ekstra bir ücret alıyor. Dana White ben bunu boşu boşuna ödemem dedi. Zaten rakibini kovdular şirketten. Yani dalga geçti herif çünkü yani. Aynen. Bir sporcuya yakışmayacak. Bir sporcu kimliğine yakışmayacak. Davranışlar gösterdi. Hemen ertesi günü kovdular zaten yani. CM Punk'ın düştüğü durum demeyeceğim. Bence biliyor böyle olduğunu. Onun için de salmış vaziyette. Kendisi de kabullenmiş vaziyette. Ama Dana White'ın resti önemli. CM Punk toparlamazsa tekrar sertleşip çabukluk, hız ve hızlanmayı arttırmazsa böyle gitme. Yani kondisyonunu gördün. CM Punk gibi bir adam yani bir doğuştan bir sporcu. Yani 2 dakikada kondisyon kesmez abi. Anladın mı? 2 dakikada kondisyon kesti yani. Yani azıcık işte futbol maçı izleyen adam bile anlar bunu. Hazır değildi. Dana White da resti çekti. Neyse bu Punk abimiz artık kapatalım. Takeover oldu en son Money in the Bank'ten önce. Nasıldı? Beğendin mi şu maçları? Valla Takeover Triple H'in hayal ettiği WWE bana göre. Orada biraz indie severlere biraz alternatif indie sever, biraz indie severler, biraz alternatif güreş severlere farklı şeyler sunuluyor. Ben ilgiyle, severek takip ediyorum. Özellikle Ricochet çok çok yetenekli bir güreşçi. WWE, ya ben orada onda 2005-2006 yılının AJ Styles'ını görebiliyorum diyebilirim. Peki Velvet'in Dream'in senden 4 yaş falan küçük olması hakkında ne düşünüyorsun? Yani Velvet'in Dream yerli Pogba. Yani gerçekten değişik bir adam. İnşallah onun da kariyeri güzel olur tabi. Ana kadroda tutunsa müthiş olur ya valla. 10 numara 5 yıldız adam. Ya öyle karakterler genel itibariyle çok tutunamıyor ama. Tutunma. Yani işte dans eden, femine. Gerçi. Lazım ama öyle istiyorlardı bir tane. Finn Balor yapmak yerine. Abi Finn Balor'ı harcamayın ya. Rica ediyorum harcamayın ya. Şey Tyler Breeze var işte. Abi. Tyler Breeze. Hani tag team divizyonunda güzel sitcomlar arka alanda funny segmentler güzel gidiyor yani. Aynen öyle. Zaten başka Ciampa Gargano her zamanki gibi. Tabii. Harikaydı. Ama 4.5 yıldız aldı o biraz. Ben Gargano'yu ilk olarak 2016 yazında Revival'a karşı olabilir fark ettim. Yani o ışığı çok önceden biliyorduk tabi de o ışığı orada aldım. Dedim bu ilerleyen zamanlarda yani evrenin en büyük güreşçilerinden biri olabilir. Çünkü tempoyu ayarlama gücü muazzam diye kendime bir dipnot düştüm. Ve ondan sonra beni yanıltmadı. Hani 2016 devam eden takeoverlar ve bu senenin bu şovuna, Chicago şovuna kadar muazzam ilerledi. Ben ana kadroda eğer güzel bir storyline ile karakteri oturtulursa, ki bence ihtiyacı da yok yani storyline'a. Çünkü Ciampa olan Ciampa ile olan feud'u çok büyük senaryo içeriyor. İnşallah ana kadroda NXT'deki gibi fark yaratır.
İnşallah Raw ya da SmackDown'a çağrılır. Öyle bir durum da var. Bunları ikisini de alıp 205 Live'a koysalar. Ben şaşırmam. Ya şimdi... Beklenir çünkü. Beklenir. Ya şimdi 205 Live fiyaskosuna girersek çıkamayız. Yani neden var abi? Yani hiçbir şey anlamış değilim 205 Live adına. İnşallah tez zamanda kapanır. Yani orada güreşçilerin yararını da tabii. Bunu tek şeyin kapanması. Tofaifun'a, Tofaifun'a, 205'in kapanması. Ana kadroda en azından fırsat bulurlar. Yani o kadar yetenekli isimler var ki. Tony Nese olsun, diğer güreşçiler olsun. Hani çoğu da tutunamadı. Ya uyuşturucu skandalından gitti, ya tecavüz skandalından gitti. Abi hepsi. Ya hepsi Esrar Keş anasını satayım. Hani biri karısını dövüyor. Biri zaten Enzo yani. Her şey var. Yani vallahi Adrian Neville da tutunamadı. Austin Aries de tutunamadı. Ulan nelere harcadı divizyon? Kapatın! Yani. Vallahi doğru söylüyorsun yani. Hiçbir yararı faydası yok kimseye. Evet. Öyle yani, güreşle ilgili konuşacak yani benim izlediğim kadar bir şey yok. Senin eklemek istediğin bir şey varsa, başka bir şey izliyorsan. Yani biz, şey. Ya biz de işte WWE merkezli izliyoruz profesyonel güreşi. Extreme Rules güzel bir show olsun. Aa, istiyorum. O geliyor, doğru, onu unuttum. Extreme Rules önemli. Extreme Rules'un önemli olma sebebi tam bir kırılma noktası. Brock Lesnar'ın rakibi belli olacak. Ve muhtemelen bu rakipler... O karışık şu an. Maçı iptal ettiler ya. Bir şeyler oldu. Raw'da. Valla işte Raw'daki kayyum anlaşılabilmiş gibi değil zaten. Onun da çevirileri Güreş Türkiye'nin YouTube hesabında yine devam ediyor. O segment, doğru diyorsun, belirsizlik içinde. Rusev'e gelmek istiyorum. AJ Styles'ın karşısına olabilecek en tatlı rakip bir face turn yaptı. Face agent kastı son SmackDown'da. İnşallah çok güzel olacak Rusev'in kariyeri. İnşallah. Ama bu şey ya, SummerSlam için geçiş maçı AJ için, ama gelecek için umut vaat edici. Evet. Karakter Rusev Day falan gayet güzel tuttu. Ya hoş. Ben Rusev Day aynen tuttu. Emeklerinin karşılığını alıyor demiştik United States Championship'e çıkarken Güreş Türkiye Instagram hesabında. Hani bu emeklerinin finali olabilir yani. Rusev bu maçta kazanabilir Kemer abi. Ve sırıtmaz da bence üzerinde diye düşünüyorum. Öte yandan... Bence de çok zor da. Evet. Zor. Zor ya, zor tabii, ona ben de katılıyorum. Öte yandan Team Hell No var. Ay. Team Hell No muazzam bir story'ydi. Ama şimdi ne sunacaklar bize? Merakla bekliyoruz. Bir de Bludgeon Brothers karşısında, bir yıkıcı tag team karşısında ne gibi bir ring içiyle seyrettirecekler kendilerini. Bakalım, Bludgeon Brothers da çok kuvvetli geldi. Ben şeyden korkuyorum, Team Hell No muhabbetine. İşte Kane Turner yapar Daniel'a karşı. Sonra SummerSlam'de Daniel Kane'e kalır diye bayağı bir tatsız bir durum var benim aklımda, ama inşallah yaşanmaz. Vallahi bir şey olacak. Yani ihtimal dahilinde, doğru diyorsun, söylediğin ihtimal dahilinde. Öyle yani, başka bir şey yok. Yok yani, aşağı yukarı WWE merkezi konuştuğumuz profesyonel güreşine başka bir şey yok. Aynen öyle işte, notlarıma bakıyorum şimdi, biliyorsun not aldım bugün. Evet. Sunucu olarak güzel hazırlandın. Evet, 4 senede ilk kez. Ama ay kulağım. Ne yaptın? Pardon. Evet, devam edelim. Jura yazmışım işte, arada belki olursa spor siyaset falan seni tutuklatmak gibi planım var. Ne düşünüyorsun? Seçimler hakkında. Seçimler hakkında belirtmek ister misin bir görüş? Ya çok büyük ağır bir siyasi görüşüm yok. Ben demokrasiye inanan bir insanım. Demokratik seçimlerde sandıktan çıkan sonucu da saygısı olan bir insanım. Gerçekten sandıktan çıkan buysa saygımız sonuna kadar fersah fersah yukarıda yani. Biz de her zaman devletimizin daha güzel olması için, Türkiye'nin daha iyi yaşam standartlarına kavuşabilmesi için
muasır medeniyetleri yakalayabilmemiz için, çağdaş yaşamı tam anlamıyla gerçekleştirebilmemiz için ülkemiz adına gereken her şeyi yapıyoruz. Yani bir 200 bin kullanıcımız var güreştürkiye.net'te yıllık. YouTube'da 50 bin takipçimiz var. Instagram'da 10 bine yakın takipçimiz var. Twitter'da 1000'e yakın. Facebook'da 5 bine yakın takipçimiz var. İnşallah bu beraber, hep beraber toplulukta insanlara kardeşçe yaşamayı aşılayabiliyoruzdur. İnşallah. O zaman geçelim podcast'imizin, kaydımızın ana kısmına. Güreş Türkiye forum sorularına. Hazır mısın? Hazırım. Hazırlanmadım ama hazırım yani. Hazırlanmadım. Doğaçlama zaten... tamamen aklıma geldiği gibi yanıtlamak istiyorum. Okey. Şimdi başlıyoruz. Last Chance isimli bir arkadaşımız sormuş. Forum tarihi boyunca ne gibi güzelliklerle karşılaştı ve kendisi benden memnun mudur? Şimdi ne gibi güzelliklerle karşılaştım? Ya biz hani binlerce üyenin olduğu bir forum sitesine sahibiz. Başka bir şehirde işimiz oluyor ya da başka bir şehirde bulunuyoruz. Ya da nasıl söyleyeyim, hani bir yere gitmek durumunda oluyoruz. Hemen bakıyorsun işte, atıyorum Muğla, İzmir, Adana, Ankara mesela diyorum. Gideceğin zaman soruyorsun, şöyle böyle mi, şu nerede, o nerede, oraya nasıl gidilir, toplu taşıma nasıl kullanılır falan. Çoğu zaman arkadaşlarımız kırmıyor, misafir de ediyor. Gerçekten Güreş Türkiye'nin bana getirdiği en güzel şey, yaşadığım en büyük güzellik aile ruhudur. Ben Güreş Türkiye ile aile ruhunu yaşamayı başaran insanlardanım. Umarım herkes bu keyfi tatmıştır. Güreş Türkiye'de arkadaşlık ortamı ve bağlar çok kuvvetli. Herkes birbirini... Mikrofonunu bir düzeltsen, şu an çok kötü durumda. Şu anda iyi mi? Şu an biraz daha iyi. Anladım. Dediğim gibi ya, Güreş Türkiye bir ailedir ve bana kazandırdığı en güzel şey o aile ruhunun getirdikleridir. Murat hakkında da 2010'dan beri bizim forumumuz, Seven Lot zamanlarında da vardı. Uzun süre yoktu. Tekrar geri döndü. Ona da hoş geldin diyorum. Döndüğü için mutluyum. Aynen. Hyper Return yazıyormuş. Aynen. Hyper. Sen de hatırlarsın. Ben insanların isimlerini şu an zor hatırlıyorum ama. Evet. Sonra The Purple Maker sormuş. Tamam, şimdi kaç soru var? Kaç soru işareti var? Bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane soru var. Purple Maker'ın. 1. Purple Maker. Evet. Hakkında ne düşünüyor? Başlayalım. Ya Alper Twitter sayfasında aldı. Sosyal medya yönetiminin Twitter sayfasını aldı. Orada çok güzel bir idare yapıyor. Güzel bir editoryal yönetim yapıyor. İnşallah ona devam eder. Onun için güzel düşünüyorum Alper hakkında. Genç, forumda en sevdiği dönem. Şunu da söyleyeyim. Genç ve heyecanlı bir kardeşimiz. İnşallah genç heyecanına yenik düşüp bizi yüzecek hareketler yapmaz. Evet. Forumda en sevdiğim dönem 2012 Drak John Cena feyudunun olduğu dönem. Drak John Cena feyudu ve Who is the best in the world feyudunun olduğu dönem. Forum birbirini yiyordu. Çok güzel zamanlardı. Yangın yeri. Çalıştığı en iyi moderatör kimdi? Ya çalıştığımız bütün moderatörler çok iyiydi. En iyi efendim? Politik cevaplarda. Politik yine... diyorsun. Ya şimdi en iyiyi seçemem çünkü çok fazla çalıştık. Moderatörle çalıştık. Ancak bir ayrım yapmam gerekirse son çalıştığım ekip çok iyi. Yani moderasyonda herkes Melo Selçuk gibi, 2010-2011 döneminin 11-12 Melo Selçuk gibi yani. Bazen moderasyonlarda tabii dinozorlar çok oluyor. Bu da bazen Drogba Snyder 2013-14 sezonu gibi sonuçlar verebiliyor ama 2016 yılındaki moderasyon çok iyiydi. 2017'nin çok iyiydi. 2018 şu andaki çok iyi. Düşünüyorum, bu üçünü söylemek istiyorum. Son 3 senedeki moderasyonlar inanılmaz iyiydi. Şu ankinden de memnunum.
Aynen. O zaten sonraki soruda şu anki yönetimden memnun musundu? Onu da Evet. cevaplamış oldun. Hı. Batu Veyt ile kavgasından bahsedebilir mi demiş. Ya Batu Veyt ile bir kavgamız olmadı. Hatta Duydun mu? kendisi 7-8 sene sonra geldi, özür diledi forumda. Batu Veyt dönüp. Hatta Mehmet Dinler'le sınıf arkadaşıyız falan, işte selam vermeye çekindim vesaire dedi. Batu Veyt, bir kavgamız olmadı. Kendisi bir yanlış anlamadan dolayı dolmuş. Ve işte sonra olaylar gelişmişti. Bir uzunca paragraflar yazılı olan bir konu açmıştı. İşte ergenlik heyecanı mı diyelim, ne diyelim, öyle bir şey yani. Eski formdaki ortam nasıldı demiş. Ya eski 2010 yılındaki ortam abi şimdikiyle kıyaslanamazdı 10-11 yani. herhalde. Aynen 10 ve 11'in yarısına kadar olan ortam şimdikiyle kıyaslanamaz yani. Yaş ortalaması 13-14'tü, 15'ti. Yani şimdi daha iyi. 17-18 şimdi yaş ortalaması. 19-20 o civarlarda dolanıyor. Avellerle doluydu yani, cümle kuramayan insanlarla doluydu. Çok çok yani özenilecek bir şey değildi, onu da söyleyeyim. Orada of işte eski formdaki efsane olaylardan bahsedebilirim demiş. Bir örnek versen mesela eski Yani olaylardan. çok efsane Efsane. olay forumun 2 sene geriye gitmesiydi. 2015 yılından mı? 2016 yılından mı? Forum bir ara 2 sene geriye gitti. Yedeklemeden ötürü mal olan arıza nedeniyle. Onu söyleyebilirim, en efsane olaylar. Bir de tabii 2011 yılının Ağustos ayında yetkin forum sistemini bırakıp e-bulletine, kendi serverımıza geçmemizdi. Sonra demiş ki beğendiği üyeler. Yani çok üye var ama benim beğendiğim üye tipini ben tarif edeyim. Onunla eşleşen beğendiğim üyelerdir. İçerik üreten, konu açan, görüşlenen yorumları çok fazla olan, foruma katkı yapan, incelemeler yazan, tartışma konuları açan üyeler benim beğendiğim üyelerdir her zaman. Forumda en sevdiği bölüm Forumda en demiş. sevdiğim bölüm WWE Pay Per View tartışma alanı. Orada çok güzel bir arşiv var ve dolu dolu bir bölüm. Efendim? Evet. Sonraki sorusu Purple Maker'dayız hala. Evet. DMG denen grubu banlama kararı verdiği gün ortam nasıldı? Ya ortam zaten DMG diyor. o grup olduğu dönem bize sıkıntılar yaratıyordu. İşte istek, öneri, şikayetler konusu açıyorduk. Orayı trollüyorlardı falan. Bir 4 8-10 kişilik bir grup sürekli forumu trolleyip bizle eğleniyordu. Biz de onlara banladık. Biz de kendimizce bir eğlence amaçlı devlet başa kuzgun leşe konusu açtık. Neşe. Devlet başa geldi, kuzgun leşe gitti. Biz de çok güzel eğlendik ama en son eğlenen biz olduk. Tabii güzel oldu yani. Mutluyum ya. Ve son sorusu Ketkeli ile neden sevişmek istiyor şeklinde Ketkeli ya, sormuş şimdi sorusu. 18 yaşından çok küçük dinleyenler var. Onu çok iyi, net cevaplarla yanıtlamak istemiyorum ama bir hangi Evet. güreşçiyle hangi kadın erkek güreşçiyle sevişmek istersiniz konusu açmıştım. Ana fotoğrafta da Katy Kelly ile Finn Balor vardı. Aslında benim kadın olsam, bir gün kadın olarak dünyaya gelsem hani benim tipim Finn Balor tarzı bir adam olurdu. Erkek olarak dünyaya geldim. Katy Kelly gibi bir kadın benim tipim. Oydu aslında o fotoğrafın anlamı. Katy Kelly'yi güzel buluyorum. Beyaz tenli, güzel gülmesini biliyor, güzel gülüyor ve bakımlı bir kadın. Onun için. Evet, Purple Maker bölümümüzün sonuna geldik. Sıradaki sorumuz Revolution'dan gelmiş. Evet. IP adreslerimiz aracılığıyla ev adreslerimize bakıyorum açıklasın demiş kendisi. Arada IP adreslerine bakmak zorunda olduğumuz dönem herkesin evine bir giriyoruz. Hatta
Ama IP adreslerine bakmamız gerekmedikçe tutup da o nerede yaşıyor, bu nerede yaşıyor takılmıyoruz tabii. Sonraki sorumuz Michael Gabriel'dan geliyor. Forumu kurarken bu kadar sükse yapacağını düşünüyor muydu demiş ilk sorusu. Düşünüyordum çünkü o dönem profesyonel güreş deli gibi takip ediliyordu. Fox'ta reytingler ilk üçte bitiriyordu falan. Bir sürü profesyonel güreş forumu vardı. Güreşmanya aktifti. Bir sürü internet sitesi vardı. Biz de bir şekilde yoluna koyarız. Çünkü düzenli bir platform yoktu. Bunu ben yaparım diye. Düzenli ve aktif bir platform yoktu. Düzenli platformlar var. Çok düzenliydi. Sıkıntı oradaydı. Hani biraz daha hataya müsemaha gösteren bir platform yoktu. Profesyonel güreş forumu yoktu. Ben bunu yapmayı, insanları bilinçlendirmeyi ve insanlara bilinç katarak beraber eğlenmeyi oluşturacak bir forum kurma amacındaydım. Ve bunu başardım diye düşünüyorum. Bir ikinci sorusu da 8 yıllık süreç boyunca aga siz ne yapıyorsunuz ya dediği bir an oldu mu diye sormuş. Yani bu soruyu sorsaydık galiba şu an burada bunu yapıyor olmazdık. tamam herhalde cevapladın diye düşünüyorum. Evet. Meet with HLY sormuş. Ben hep böyle bir forumu niye kurduğunu düşündüm ve sorun da bu olacak demiş. Herhalde az önce açıkladım. Aynen sen öyle açıkladım. Evet, sıradaki sorumuza geçelim. Süper mod nickini okuyamıyorum. Tanımadığım çok insan var. Siri Torax sormuş. Tam olarak Kritorax evet. Yazdığı mesajı okuyorum. Kendisi Ahmet, Hikmet ve benim olduğum yönetim ekibinde çalışırken bize hep CHP'li apartmana benzetir. Hepimizin kendi özgür fikirleri olduğundan yol alamadığımızdan yakınır. Ben de bu aracılıkla ona şu soruları yönelteyim demiş. Birinci sorusu, iyi bir yönetim ekibi nasıl olmalı? Yani önce şunu söyleyeyim. Ben CHP'li apartmana benzetirdim. Çünkü bir karar alınamıyordu onların yönetimde olduğu bir dönem. Ya da bir karar alınırsa üstüne sürekli konuşulmaya, o kararın doğruluğu tartışılmaya devam ediyordu. Ben onun için CHP'li apartman dedim. İşte AKP'li apartman nasıl olur abi? Apartman yöneticisi bir karar verir. Herkes ona uyar. Herkes okey der. Aynen. AKP'li apartman gibi olmalı diye düşünüyorum. Tabii ki herkesin özgün fikirleri olmalı ama karar verildikten sonra o karara uyulmalı ve kararın üzerine tartışılmamalı. İkinci sorusu çalıştığı en iyi yönetim ekibinde kimler vardı demiş. 2016'daki yönetim ekibine söylemek istiyorum ama şu an tek tek isim vermek zor. 2016 diyorum ben. Kendi grupları hakkında sormuş Baltacı Brothers'tan memnun diye. Ha Baltacı Brothers. The Rising Generation. Hikmet'le Ahmet Baltacı Brother'lar. İşte bir dönem sürekli en küçük hataya üye banlıyorlardı. Dedim oğlum böyle yaparsanız sizle biz kalacağız sadece forumda. Onun için kendilerine bir Baltacı Wonders grubu ayarlayarak bu işi de biraz mizaha döküp bu olayı aştılar. Ve son sorusu da Fatty Burn 41 mi yoksa Kritorax mı? Ya Fatty Burn, biz onu Fatty Burn diye tanıyıp sevdik. Ben Fatty Burn diyorum. Sonraki soru 619 Ray 619'dan geliyor. Spor bölümü ne zaman açmayı düşünüyor ve ne zaman mod olacağım demiş. Yani spor bölümünü açmayı düşünmüyoruz. Çünkü yani biz profesyonel güreş takip etme ve yazıp çizip yaşama amacında olan insanlar yani kimsenin fanatizmini kovalayacak enerjiye sahip değiliz. Onun için maalesef kaldırmayı düşünmüyoruz kimsenin. Zaten bu trollmüş de ben yine sordum. Ya anladım troll olduğunu da işte cevapladım yani. Aynen. Okey. Forumu kurmaya nasıl karar verdi diye sormuş. Onu cevapladık. Aynen. Bir de
şey herkes yanlış ben de yazayım demiş. Hakkındaki düşüncelerini soruyor. Yani hakkındaki düşünceleri bir dönem troll takılıyordu. O trollüğünün geçtiği kanaatindeyim. İnşallah devam etmez bu aykırı davranışlara. Troll olmak galiba biraz kuralları olan yerlerde zevkli geliyor insanlara ama kuralları koyanlar için pek eğlenceli bir durum değil. Beni de eğlendirmiyor onun için genel itibariyle troller. Ferman senin tabii sonuçta. Ferman senin. Doğru. The Funky Homo Sapien sormuş. Forumun kurucusu kimliği dışında. Burak Gür kimdir? Hadi bakalım. Ya Burak Gür Sağlık Bakanlığı'na çalışan 657'ye tabi bir sağlık radyoloji kliniği memuru. Burak Gür Güreş Türkiye'deki hayatı evet. Güreş Türkiye'deki aynen. Hayatının dışında genel itibariyle hastanede zaman geçiren insanlarla uğraşan yani forumda olduğu gibi yine insanlarla uğraşan ve onun dışında hani bilişim, dijital ve yazılım sektörlerinde girişimleri olan, farklı boyutlarda çalışmaları olan HTML, CSS ve PHP kodlama dillerini bilen ve bu yazılım dillerinden girişimler yaratan, bunların peşinde koşan bir adam. Henüz askere gitmedi. Askerlikte bedelli bekliyor. İnşallah bedelli olunca bu konuyu da seneye açmış oluruz. ve kendisi hakkında düşüncelerini sormuş. Herkes bu sene bu soruyu sordu. Ben anlamadım. Baktığım her soruda bu var. Yani kimin hakkındaki düşüncelerimden bahsediyorduk? The Funky Homo Sapien. Evet, çeviri ekibimizin amade emekçilerinden biri. Ona katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. World Class Maniac sormuş. Öğretici yazıların yerini düşünce yazılarının devralması hakkında ne düşünüyor demiş. Yani fikir çatışmaları her zaman güzeldir. Fikirler çatışırsa, görüş alışverişleri olursa insanlar daha çok öğrenmeye meyleder ve daha çok o bakış açısından okuyup bilgi edinmeye meyleder. Eğer kendisi öğretici yazıların düştüğünü düşünüyorsa forum öğretici yazı konuları açarak bilgilendirici düz makaleler işte köşe yazıları yazarak hepimizi o kendisinin bilgisinin ışığında şenlendirebilir. Aydınlatabilir. Makale bölümündeki inaktifliğin temel sebebini ne olarak gördüğünüzü merak ettim. Ya makale bölümünde moderasyon bireysel moderatörü atıyorduk. Üye moderatörü atıyorduk. Şimdi o sistem biraz deaktif oldu zannedersem. Eğer kendisi moderatör olmak istiyorsa makale bölümünde bana yazabilir ve kendisine bölüm moderatörlüğü verebiliriz. Orayı aktif bir hale getirebilir. Birkaç sorusu daha var. Demiş ki kötü ruh halinde olduğu dönemler forumu terk etmeyi daha doğrusu tümden kapatmayı hiç düşündü mü? Kötü ruh halinde olduğum dönemler foruma daha çok sarıldım. Bu benim kötü ruh halimden daha kolay çıkmama sebep oldu. Bir kez olsun yaşadığı herhangi bir olay doğrultusunda forumu açtığı için pişmanlık duydu mu demiş. Valla bir defa 2012 yılında yanılmıyorsam emniyete götürüldüm. Fethullah Gülen'e bir üyemizin o dönemin kahramanı olan Fethullah Gülen'e hakaret ettiği için işte bayağı hani avukat falan tutma aşamasına kadar varan bir olayda ifade verdim. Orada pişmanlık hissetmedim ama neyi yanlış yaptığımızı düşündüm yani. Pişmanlık hissetmedim ama korktum. Çünkü hayatımda ilk defa nezarethanede oturma durumunda bulunmuştum. FETÖ ile karşı savaşı başlattığın zaman. Yani ben ya İlkaz Yıldırım ikinci ben ya. Dimdik ayakta durdum. Metristeydim. Ben aynen öyle. Bu arada ben hiç cemaat dershanesine falan filan da gitmedim yani Allah'a çok şükür. Cemaat okuluna falan. Oradan da kendim açık ve net bir şekilde FETÖ ile savaşı başlattım diyebiliyorum.
bu neticede yani bu olaylar doğrultusunda forumu ayakta tutması ve yönetim kadrosunu sürekli güncelleyerek aktifliğinden ödün vermemesi, onun ve forumda yer edinenlerin bir şeyler başardığının göstergesi midir demiş. Ya %100 bir forum mantığında çalışan bir işleyişin aktif olması bir numaralı gerekçedir. Eğer bir forum aktifliğini kaybederse üye sayısı da azalır. Atılan mesaj sayısı azalırsa, üretilen içerik sayısı azalırsa yani forumun yaşayış, yani nefes alışverişleridir bunlar. Yaşayış anlamı kalmaz. Onun için her zaman aktiflik ve bu çerçevede yapılan değişiklikler yönetimde görmeniz mümkün. Evet, sıradaki sorumuz Ultimate Opportunist Edge'den geliyor. Forumu yıllar sonra devretmek istediği birisi var mı diye sormuş. Devretmek istediğim biri yok, birileri var. O günkü yönetim kuruluna eğer zorunlu bir nedenden ötürü forumumu bırakmak zorunda kalırsam, o günkü yönetim kuruluna forumu devredebilirim. Kendisi hakkında düşüncelerini sormuş Ultimate Opportunist Edge. Yani kendisi hakkında şu an aklıma gelen bir düşünce yok. Ama eski bir üyemiz, aramızda olduğu için teşekkür ediyorum ona da. Bir de forum kurulduğundan beri en beğendiğin yılı sormuş. 2012 John Cena Drak ve Who is the best in the world for you? Chris Jericho, CM Punk. Ve evet, cevabı büyük ihtimalle uzun sürecek bir soru olduğunu düşünüyorum. Luke A Wizard sormuş. Güreş Türkiye buralara gelirken ne zorluklar yaşadı? Ya ne zorluklar yaşamadı ki, WWE tarafından dava açıldık. WWE Türkiye.org domainine sahip olduğumuz için. Yetmedi, işte FETÖ'den içeri alındık. Yetmedi, işte teknik hack, iki defa hacklendik, siber güvenlik sıkıntıları oldu. Yetmedi, kendi serverımızın içinde bir bug olduğu için, bir problem yaşandığı için forumumuz 2 sene geriye gitme gazabı yaşadı birkaç gün. Gibi bir sürü arttırılabilir bu cevaplar. Birçok zorluk çektik. Ya mesela troll gruplar. Bir adam 8-10 kişi Facebook grubu kuruyor. Hadi beyler şey yapalım, milleti trolleyelim. İyi halt diyorsun ya. Ne oldu? Hepsini banladık, aramızdan ayrıldı. Yani böyle şeylere gerek yok. Bir olabilmek önemli olan, hani tek bir vücut, yek bir vücut olabilmek önemli olan, aile olabilmek. Yani aile içinde baba da vardır, anne de vardır, abla da vardır, abi de vardır, kardeş de vardır. Herkes kendi kimliğini bilerek bir arada olursa çok huzurlu ve hoş sohbet bir ortam olur. Ben de öyle düşünüyorum ve bu emelde insanları yönetmeye çalışıyorum. Yaşadığımız zorluklar başlıca bunlardı. Sonraki sorumuz Headlock Master'dan geliyor. Mavi moderatörler hakkında ilk izlenimleri neler demiş? Ya inanılmaz içerik üretiyorlar. İnanılmaz derecede ihtiraslılar. Forumun mesaj aktivasyonunu, konu içeriği aktivesini kazandırmakta çok mücadeleciler. Onlara teşekkür ediyorum ve verdikleri emeklerden dolayı Güreş Türkiye'nin yapı taşlarına isimlerini sonsuza kadar yazdırdığını söyleyebilirim. Son bir senede ülkemizdeki güreş anlayışı hakkındaki görüşleri değişti mi? Ya her zamanki gibi. Son 10 senedir neyse şu anda da o yani. Ülkemizin genel yapısı bu. Hala okuma alışkanlığımız zayıf. Son sorusu. Bu arada arada kayıttan önceki bir sesin gidiyor, geliyor. Şu an kesik mesela. Bana hiç gelmiyor. Anladım. Diyorum ki şu anda her zaman olduğu gibi okuma alışkanlığımız zayıf. Öğrenme ihtirasımız zayıf. Efendim? Ne? Sürekli gelip gidiyor sesin ya. Şu an iyi mi? Bana gidip. Şu an iyi, evet. Şu an güzel. Diyorum ki öğrenme alışkanlığımız zayıf.
her zaman olduğu gibi okuma alışkanlığımız da yok. Son sorusu da New Japan Pro Wrestling'in globallik operasyonu hakkında ne düşünüyorum demiş. New Japan Pro Wrestling'in globallik operasyonu çok başarılı gidiyor. Bana da NGPW pay-per-view'ları izletmeye başladılar. Her bölgeden güreşçiler olduğu gibi artık bir süredir de Birleşik Devletler'de şov yapıyorlar. Ben başarılı buluyorum. Yani ben bile izlediysem bir Okada Omega maçlarını gayet başarılı yani. Başarılı Brock diyorsun. Brock Lesnar fanı olarak. Yani açıp izledim. 1 saat 5 dakikamı ayırdım. Daha ne yapacağım ya? Doğru. Daha ne ölürüm? Doğru. Minor Threat sormuş. İngilizce aksanı üzerinde çalışmayı düşünüyor mu demiş. Championship kelimesi ıssız kalsın istemeyiz ama meraktan sordum diye de belirtmiş kendisi. Championship derim ama bilmiyorum. Gerçekten İngilizce. Championship. Championship demem de ship derim de. Genel olarak İngilizce aksanımın çok başarılı olduğunu söyleyemem zaten. Ama biz Türkçe konuşuyoruz. Hani kendi dilimizden bu kadar iğrenmemize gerek yok. Mesela bir Fransız adam ülkesine gelen bir Ömer Niyazi'ye Omar Niyaz diyorsa, ya siz de ülkenizde konuşulan Randy Orton'a Randy Orton diyebilirsiniz. Yani Türkçe telaffuzu odur. Randy Orton'un telaffuzu Randy Orton'dur. Ya mesela Sami Zayn'e Semi diyorlar. O gerek yok yani böyle şeyler. Doğru, Sami diyorsun. Doğru. Böyle şeylere gerek yok yani. Ben Türkçe telaffuzdan yanayım. Onun için olabildiğince Türkçeleştirmeye çalışıyorum. Zaten bir profesyonel güreş için tek Türkçe platformu olduğumuz için de bazı terimleri de olabildiğince Türkçeleştirmeye çalışıyorum. Sonraki soru Atakan sormuş. The Games Crippler. İnşallah doğru söyledim. Evet doğru. İnceleme bölümünde Tolga ve Engin ile yaptığımız ve birçok değerli üyenin de destek verdiği çalışmaları nasıl buluyor demiş. Çok başarılı. Orada çok büyük bir arşiv var. Şu an Güreş Türkiye yayın hayatına devam ediyorsa bu sayılan 3 ismin öncülüğü sayesindedir. Bu arada ben Atakan'dan özür diliyorum. Biraz kafam karışık şu dönemler. Atakan. Atahan. Atahan değil mi? Evet. Neyse. Kafam karışık kafam. Evet. 20 yaş sendromuna girdim. Olabilir. Moneymakers sormuş. Benim hakkımda ne düşünüyor demiş ilk olarak. Moneymakers çok yetenekli bir günümüzün Z kuşağının yazılım bilen bir arkadaşı. Fakat hayat onun hani bilgisayar başında yaşanılan kadar kolay değil. İnşallah güzel bir hayatı olur. Ama düşüncem çok yetenekli ve çok zeki bir çocuk oldu. İnşallah bu yeteneğini bilgi birikimle beraber birleştirip kariyer olarak yükseltebilir. Eskisi kadar ilgi duymasa da, hatta hiç ilgi duymasa da kendisini ne zaman moderatör yapmayı düşündüğünü soruyor. Yani herkesin moderatör olma şansı var Güreş Türkiye'de. Tabii ki senin de var. Düşük ihtimalle ama. Düşük yüzde. Son sıraya yazarsın. Ya yazarız bir yerlere. Yazarız bir yerlere. Moneymakers'da eğer bir gün ihtiyaç olursa Güreş Türkiye yönetimi ona teklif götürecektir. Ve şey demiş, rap puanının artık milyonları oynaması hakkında ne düşünüyor? Bakıyorum da 229.155 rap puanına sahip kendisi. Ya çok fazla avatar yapıyor, çok fazla banner yapıyor, çok fazla insanlara yardımcı oluyor bu konuda. Hani dediğim gibi Z kuşağının yazılım bilen isimlerinden biri. Yani bilgilerini kendi faydasına olabilecek şeylerde kullanmayı beceriyor. Karşılığını da rap ödülü olarak almış. Sevinçliyim onun adına. Sonraki sorumuz The Bulldog'dan geliyor. Bir süper modumuz daha. 2 yıldızlı kendisi. Kendisi hakkında düşüncelerini sormuş önce. Ahmet çok yakışıklı bir çocuk. İnşallah güzel öpüşüyordur ve yakışıklılığını kendisi adına iyi şeylerde kullanıyordur.
Ahmet'i severiz. Ahmet ihtiraslı bir arkadaşımız. Tam bir görev adamı. Nereye koysan oynuyor. Aynen Sonraki iki sorusu var. Bir de forumun arka planındaki işleyişinde gerek manevi zorluklar kendisini hiç yoruyor mu demiş. öyle. Ya maddi zorluklar yoruyor. Çünkü forumun inanılmaz derecede masrafları söz konusu. Yani aylık 300 lira da oluyor, aylık 200 lira da oluyor. Ama minimum 150 lira, onu söyleyeyim. Bir şekilde yürütüyoruz. Maddi zorlukları bu. Yorucu. Tabii bir insan hani paha biçilemez güreş Türkiye'nin değeri 200-300 lirayla. Fakat Türkiye gerçekleri de başlıyor. İşte doların 4,5 lira 5 lira olması bizim de yazılım dünyasında belini kırmış vaziyette o açıdan. Manevi zorlukları hani olmadık. Mesela bir kız arkadaşımla dün buluştum. Dedi ki bana içiyoruz, bira içiyoruz. Dedi ki bana bu kadar çok telefondan mesaj geliyor, yorulmuyor musun dedi. O arada Güreş Türkiye'nin yönetim WhatsApp grubundan mesajlar akıyordu. Düşündüm ve yok yorulmuyorum dedim ama bir yandan da ulan yoruluyor muyum acaba diye de kendime sordum yani. Öyle bir manevi zorluğu olabilir benim için. Sonraki sorumuz. Sigarettadan geliyor. En Evet. son ne zaman başlarım forumuna da güreşine de dedi demiş. Ya böyle bir şey demedim. Ben Kendisi. zor bir duruma düştüğüm zaman, psikolojik olarak kötü bir halde olduğum zaman foruma daha çok dört elle sarıldım ve bu psikolojik buhrandan forum beni daha çabuk kurtardı. Ve kendi sana bir vecize armağan etmiş. Okuyorum izninle. Evet. Yanlışım olabilir. Evet. Kaygılanma Türkiye, doğru yolun var. Zor gününde Mehmet Ağar var. Vecizesini sana göndermiş kendisi. İşte Ahmet de milliyetçi, ülkücü gelenekten gelen bir arkadaş anladığım kadarıyla. İzlenimlerim o yönde. Devlet kadrolarında da şu an Türkeşçi dediğimiz eski işte milliyetçiler, ülkücü gelenekten olan insanlar etkin vaziyette. Ahmet de bu durumdan oldukça mutlu görünüyor. Kutluyorum onu. İnşallah başarıları güzel olur. Kendisi de bir devlet erkanında görev bulur umarım. Nostaljik adam sormuş. Kendisine yayında AKP'ci demişsin. Sebebini merak ediyor kendisi. Bir tane arkadaşla karıştırdık onu ya. Zaten kötü bir şey tabii bir AK Partili ile karıştırılmak başka bir partiden olan insan için ama Ne? İkimiz de tutuklatacağım ben. başka bir partiden olan arkadaş için dedim canım. O da öyle bir talihsizlik yaşadı. Kendisi mitingler ne yapmış? Mitingde kapı kırmış millet geçsin diye bugün. Yani ne zaman sormuş? 24'ünde. Kapı kırmış. Nasıl oluyor bu? Vay, 24'ünde kapı kırmış. 24'ünde Yok İzmir yok. mitingi mi vardı? Yok, 23'ünde yani mesajı 24'ü gece 2 geçe atmış da o yüzden. Anladım. 23'ünde kapı kırmış. İstanbul'da büyük ihtimalle. Maltepe'de. Neyse. Yok, Kodulu sormuş. Ankara'da. Ankara mı? Evet. Neyse, neyse. VIP üyeymiş kendisi. Benim hakkında, kendisi hakkındaki düşüncelerini soruyor. Kod buluyor. Ya Evet. VIP alan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Forumun masraflarında bana yardımcı oluyorlar. Kendileri de VIP rankı ve çeşitli özelliklerle ödüllendiriyorlar. O da forumumuza katkı yapma amacında olan çok iyi niyetli bir arkadaşımız. Asla kötü niyetine şahit olmadım. İnşallah devam eder forumdaki aktifliği ve işte zaman geçirme süreleri. Sonra demiş ki radyo yayınlarında AJ Styles'ın müziğini yarıda kesmeyi bırakacak mı demiş. Ya genelde AJ Styles'ın müziğini açtığımız için AJ Styles'ın müziği yarıda kalıyor. Bundan sonra Brock Lesnar'ın açarız, onunkini yarıda bırakırız. Ha, fark etmez, ben dinlemiyorum zaten. Al işte. Forumda bu akşamkini dinlerim ya, için rahat olsun. İki yorum atar çıkarım. Diyorsun. Forumda en sevdiği bölüm ne demiş? Bunu zaten Evet, WWE biliyorum. Pay-Per-View hakkında. Verdik bu cevabı. Sonraki sayfaya geçtim. Evet. Wyndham Lawrence Rotunda sormuş ki mavi moderatör. Önce kendisi hakkında düşüncelerini sormuş o da. Ya o da Salih'e söylediğim gibi gerçekten içerik üretme konusunda, mesaj yazma konusunda çok ihtiraslılar. Emekler için ve verdiği karşılıksız
zaman için çok teşekkür ediyorum kendisine. Güreş Türkiye ailesine, o da yine Salih gibi yapı taşlarına ismini sonsuza kadar yazdırdı. Şimdiden. Evet. İki sorusu daha var. Birisi forumdaki en iyi anını sormuş. Forumdaki en iyi anım. Evet. Kaza yaptığım dönem forumun hani evdeydim, sürekli evdeydim, yatalak bir haldeydim. Trafik kazası yaptığım dönem forumda geçirdiğim radyo yayınları, çok eğlenceli radyo yayınları ve hani insanların bana kaza yaptığımı bilerek destek olması beni o dönem en iyi anılara sahip olmama neden oldu. En iyi anım bu derim. Anılarımı da orada sıralarım. Kendisinin kaçırdığı bir dönemde yaşanan bir olayı soruyor. Neden adminlik rankını bıraktığını soruyor zamanında. Şov yapmak kısmını hariç. Yani bir orada bir naylon darbe gerçekleştirdik tabii. Bir ben de bir hani şey yapmak istedim. Bir kendimi yönetimden uzak bir yerde konumlandırmak istedim. Zihinsel olarak çok faydalı bir süreç geçirmiyordum ve hani çabuk sinirlenebilen ve kolay öfkelenebilen bir yapıdaydım. Bunun Güreş Türkiye yönetim kuruluna zarar verebileceğini düşündüm. Bunu da bir senaryolaştırarak, darbe diye senaryolaştırarak bir hale getirdik. Ve bir 7-8 ay kırmızı admin rankı taşımadım. Fakat onun dışında görevlerim, yetkilerim forum içinde devam ediyor. Tamamen şov ya. Tamamen şovdu canım. Ama güzeldi ya. Güzel bir zaman dilimiydi. Çok tatlıydı ben. Hoşuma da gitmedi değil yani. Hoşuma da gitti. Free King sormuş. Şu an kendisi banlı. VIP paraları nereye gidiyor ve hakkındaki düşüncelerini sormuş. Vallahi kendisi VIP banlı. Paraları nereye gidiyor? Çok güzel bir soru. Forumun masraflarının %5'ini falan karşılıyor VIP paraları. Belki %5'i de yoktur. Çünkü çok az alan var. Öyle 3-5 kişi falan var. İnşallah VIP satın alanlar çoğalır da forum masraflarımız biraz olsun, rahatlar elimiz. Orada VIP'lik kaç para? Buradan 20 lira. Sen olursa belirlendir. 20 TL. Aylık? 3 aylık. 3 aylık. Okey. 3 aylık 20 TL. İnşallah bize destekleri sürer. Kendisi hakkında da kötü bir düşüncem yok. Çok güzel bir üye. Bir daha ban yemesin. Neden ban yediğini bilmiyorum. Kendine dikkat etsin. The Aerialist sormuş. Geçen seneden bugüne kendisinde bir düşüş gözlemliyor muymuşsun? İlk sorusu bu. Evet. Aerialist. Evet. RAW incelemelerine biraz ağırlık vermesini istiyorum. 2018 yaz sezonu inceleme etkinliğinde RAW'lar hala birkaç RAW boşta. Aerialist'ten ona isteğim şudur. RAW incelemelerini yapalım abi. Ve demiş ki daha önce yönetimde kendisini moderatör olarak öneren olmuş mu? Hayır, olmadı. Evet. Sonraki sorumuz ve Just Say Yes. Başka ya bir da oldu. Ülkemiz. Şu an aklıma geldi. Oldu. 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 Evet. Just Say Yes sormuş. Beklediği başlık buymuş. Yönetim ekibinde zamanında Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers maçını tartışırken kapitalizmden azıcık anlayan birini bu serinin 4-0-4-1 bitmeyeceğini bilir. 2000 artı nesille bu işi tartışmam. Modemi kapat yat demişti. Kapitalizm öldü mü diye sormuş. Kapitalizm ölmedi de bizi öldüren bir tane zihinsel özürlü vardı ilk maçta. Ben o sabah uyuyamadım. O sabah işte kapitalizmi durağanlaştırdı CR. Lan oğlum ne yapıyorsun? Bilmiyor ya, kimse bilmiyor ne yaptığını zaten de. Hani o maçı kazansaydı seriyi de çok fazla değişirdi diye tahmin ediyorum. Şekli çok değişirdi yani. O maçtan sonra zaten psikolojik olarak şartelleri kapattı. LeBron elini falan kırmış zaten maçtan sonra. Cleveland o maçtan sonra şartelleri kapattı aynen. Kendisinin spor dünyasına ettiği tahminlerin
hepsinin tersinin çıkması kısmetsiz bir adam olduğundan dolayı mı demiş? Yani bahis ligine bakabilirsiniz, kötü bir sırada bitirmedi. YouTube'da video işitilme işini futursuzca yapabilen kimliğini özleyecek misin Just Ege'sin? Özlemeyeceğim çünkü ben ne zaman Ege'ciğim bak silinecek video var dersem hemen tamam abi hangi videolar diyecek o da. Onun için özlemeyeceğim. Yönetimdeki dinamik kişiliğinin yokluğunu ne zaman adminlik teklif ederek giderecek diye sormuş kendisi böyle son olarak. Yani güzel bir sınav dönemi geçirsin. Üniversiteye giriş sınavı var yanılmıyorsam. İyi bir yaz tatili kampı geçirsin. Sınavını tamamlasın ardından yeni eğitim öğretim yılında üniversiteyi tercih yapacağı yaz ayında aylarında inşallah aramızda olacak. Seneye artık sorusunu yeniden iletir sınavdan sonraya denk gelirsek. Aynen öyle. Biraz vodka sormuş eski üyelerimizden. Adminlik için seçim yapmayı düşünüyorum yoksa diktatörlüğe devam mı demiş. Yok canım şu an zaten admin görünüyoruz da bir yönetim kurulu başkanımız var. Bir 10 kişilik bir ekibimiz var. Her ay yapılan yönetim kurulu toplantılarında birbirimize karşı fikir alışverişleri yaparak ortak kararlara varıyor. Ve bunun sonucunda bir foruma duyuru yapıyoruz ve kurallar bu şekilde işliyor. Onun için net bir diktatörlük yok. Ama biraz var tabii. Birazcık lazım canım. Her yere lazım. Evet. Nick'ini okuyamadığım bir arkadaş... Ne lan bu? Bir şey The Smirk sormuş. Xenofobia The Smirk. Evet. Evet mesajı. Beni kafana göre niye banlıyorsun? Banlayacaksan haber ver. Hazırlıklarımı yapayım. İşte biraz diktatörlük var dedik ya. Kafama göre kafama göre banlayabiliyorum. Ve 30 günlük banı neden 20 günde açmışsın? Bunu da merak etmiş. İşte biraz diktatörlük var. Tamamen diktatörlük olsaydı 30 günlük banı 20. günde açmazdım. 30. günde açardım. Ve son olarak Messi winner değil diyecek kadar ne yaşadığını sormuş ki merak ettim. Messi winner değil abi ya. Messi ya psikolojik ağırlıkta çabuk ezilebilen bir oyuncu. Yani gerçi tarihin en iyi futbolcusu olduğunu değiştirmez ama. Ya o canım orası şey zaten yani aşikar. Anlatamıyoruz ama anlatamıyoruz. Kafayı yiyorum. Neyse çok başka konu. Evet. Konuşmaya başlamak istemiyorum. Burada yıldız sensin. Evet. Hatice sormuş. Bana ilk günkü gibi aşık mı demiş. Hayır. Hayır. Eğer forumda ya da... Daha... İlk günkü kadar aşık değilim. Daha fazla aşık. Daha çok. Evet. Ben de anlıyorum bu kelimeler hep kullandığımız. Forumda ya da yönetimde nelerin daha da iyileştirilmesi gerekiyor diye sormuş. Hoşgörü seviyemiz artabilir. Tahammülümüz kuvvetlenebilir. Kolay şekilde sinirlenip öfkelenmeyebiliriz. Gerçi onun karakterinde olan şeyler değil bunlar ama... Genel olarak söylüyorum. Şimdi yine uzun mesajlı sorular. The Lone Man sormuş. Önce demiş ki kendisi hakkındaki düşüncelerini merak etmiş. Emre Toker hem radyo yayınlarımızda bizlere yorumcu ekibinde olması da chatbox'ta eşlik eden ve aynı zamanda inceleme moderatörlü olarak inceleme ekibine yön veren çok emektar, ihtiraslı, mücadeleci bir arkadaşımız. Çok teşekkür ediyorum ona emekleri için. Antep'le ayrıca. Bir gün Antep'e geldiğim zaman çok bu sene gelirim diye düşünüyorum. Antep'e gittiğim zaman... Yakın değil canım. Değil mi? Ben Antalya'dayım. Antep bana yakın değil. Alanya'dayım. Bir Antep'e gittiğim zaman... Ziyaretinde bulunacağım. İnşallah buluşur güzel zaman. Güzel vakit geçiririz. WWE 2K18 falan oynarız. Demiş ki ikinci sorusu. Moderatör boşluğu olması durumunda. Forumda. Daha önce mod olmayan hangi 5 ismin modu yapardın demiş.
Bir Ozan. Ozan kendini hemen birinci yıldız mod olarak dönerdi. Ozan. Yok, admin olmayan diyor. Önceden admin olmamış. Admin olmadı ki Ozan. Mod olmamış, pardon. Ha. Şu an için mi? Aynen. Şu anki üyelerden mod olmamış 5 kişi. Kimi olurdu? Air Canada değil bir en azından. Air Canada değil. Ya birçok isim olabilirdi yani. Bu benim özelimde belli olan bir durum değil. O biraz kopya çekmeye çalışmış ama hani bir yönetim kurulunda herkes isim öneri atıyor. Sonra üzerine tartışılıyor. Sonra karar veriliyor. Yani Calgary diyeceğim ama o da şey oldu. Daha önce moderatör oldu. Oldu, evet. Ya bu çok üzerine düşünülmesi gereken bir soru. Ama Emre Toker'e söyleyeyim, kendisi olur yani. Onu kendisine söyleyeyim. Şu anda yanıt verebileceğim bir soru değil. İşte forumun geriye gitmesiyle ilgili sormuş. Neden olduğunu ve sonra nasıl toparladığını. Ya bak oldu. Server taşımıştık. Aldığımız yedek hatalı çıktı. Daha önceki yedekle sağlam dosyalarını birleştirdik. Ve ortaya güzel bir ürün çıktı Güreş Türkiye. Sonra demiş ki hack olayını sormuş. Nasıl şey, olayı anlatmanı istemiş yani senden. Peki. Evet, iki defa hacklendik. Ya her siber güvenlik içeren sistem, her internet sitesi hacklenmeye muktedirdir ve bir gün hacklenecektir. Buna Facebook'ta yaşadı, Twitter'da yaşadı, Google defalarca yaşadı. İki defa hacklendik. Ondan sonra siber güvenlik şeylerini arttırdık, önlemlerini arttırdık ve bir daha eklenmedik 2012 yılından beri. İnşallah tekrarlanmaz. Demiş ki forum, Türkiye'de güreş forumu hayatına nasıl, hangi amaç doğrultusunda başladın demiş. Ben daha önce herhangi bir güreş forumunda bulunmadım Seven Lot hariç. Ama daha öncesinde forumdayım, Gen.tr, işte neyapak.org, harbiforum.org, forum.tr, başlı olmak lazım. Yani forum.tr, işte donanım haber gibi forumlarda takıldık. Onun için forum kültürüne aşinaydım ve kendim profesyonel güreş forumu kurarken zorlanmadım. Son olarak demiş ki Daner mi yoksa Caner mi önemli? Kelime oyunu. Daner de önemli, Caner de önemli. Yani aralarında bir ayrım yapamam. Okey. Sonraki sorumuza geçiyoruz. Ya ulan bunlar nasıl nickler abi? Eşentef. Evet, teşekkür ederim. Geçmişteki hatalarımı nasıl düzeltebilirim demiş. Tekrarlamayarak. Üstad. Messi'nin futbola... Pardon, ne? İşte Dünya Kupası'nın Messi'ye borcu olması hakkında demiş ki borç ne zaman ödenecek? Bu sene ödenecek mi? Ya bu sene çok zor abi yani. Çok zor. İnanılmaz çok zor. Messi, işte Messi Dünya Kupası kazanamayacak. Diyecek dünyanın en iyi futbolcusu Maradona falan denecek. Yok öyle bir yani şey. Sen yani. Ronaldo kazansın, ben göreyim seni. Ya Ronaldo kazan, ya Ronaldo da kazanamaz da. Ya Fransa falan bence çok favori ya. Fransa da top oynamıyor ki ya. İşte top ne oynamıyor işte. Olay orada zaten. Bir tane. Kimse top oynamıyor gerçi bu sene şu an. İzlediğimiz kadarıyla. Ya İngiltere fena değil işte. Neyse bakalım. Kısmet her şey. Hayat. Evet. Son sorusu da hiç artık yeter kapatıyorum forumu falan dediği oldu mu ki zaten? Bunu defalarca yanıtladık ama hep zor zamanlarında forum benim için çözüm yolu oldu. Onun için böyle bir durum yaşamadım. Sonraki sorumuz Dark Lord 1905'ten geliyor. Hayatında bir şey değiştirmek isteseydi bu ne olurdu? Sessizlik. Ya hala sessizlik. Doğduğum ülke.
kadar basit yani. Benim cevap. Güzel cevap, güzel kurtardım. Doğduğum ülke değil. Düzeltiyorum. Doğduğum zaman. Zaman. Aa, mantıklı. O zaman doğduğum sorumuza... ülkeden şimdi vazgeçemedim. Onun için doğduğum zaman dedim. Gerçekten. Doğduğum zamanı bir 100 sene sonraya almak isterdim. Almak. 100 sene sonra kalırsak neyse. The Lone Wolf sormuş. Beni ne zaman mod yapacak? Yani seni niye mod yapayım? Sen bana söz verdiğin 3 kilo fındığı gönder. Allah'ın cimrisi. Antalya Muğla diyor. Ya Samsunlu yalan ya. Samsunlu ya. İyi oturmuş içinde 3 kilo fındık. Yollamadı var ya. Neyse. Geç bunu. Geç. Punk City sormuş. Fındıkçı Tayfa neden bu kadar kovboca ben ve Rıdvan demiş. Tam üstüne. Aynen. Rıdvan zaten az önce Lone Wolf Rıdvan işte tam üstüne. Tam üstüne gerçekten bilmiyorum, bu Karadeniz insanı gerçekten çok cimri ya. Tamam o zaman. İsmini doğru düzgün hatırladığım Ender üyelerden olan Egemen'in The Headliner'ın sorusuna geçelim. Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor mu? Demiş. Düşünmüyorum. Düşünmüyorsa da kimi aday gösterir? Matrak. Ay. Neyse evet. Matrak nerede ya? Yok ortada. Matrak takılmıyor pek bizle ya. Orhan Google saldın mı biz artık? Orhan Google salmadı, arada takılıyor. Takılıyor, güzel. Ve evet Şafak sormuş. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde forum için planların neymiş? Ya forumu sosyal mecralarda, özellikle YouTube, Facebook, Instagram, Twitter'da genişlettik. İnanılmaz fazla nüfuslara ulaştık. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu nüfusu katlayarak arttırmak ve önümüzdeki 5 yıl içinde daha Güreş Türkiye'yi daha çok mesaj atılan, daha çok konu açılan, daha çok içerik üretilen ve daha fazla kişiye erişen bir hale getirmek. Geçen gün şey oldu, ben Facebook gruplarından birinde gördüm, bu WWE Time bir grupta işte. Bizim şeyin YouTube sayfasından bir video paylaşılmıştı Güreş Türkiye'nin de şeyle... Şey laf ediyorlardı bu, başlıkları çevrede katıyorsunuz ya, hani Türkçe içerik şeklinde. Ne cırtlak Alexa mı, cazgır Alexa, kudurtucu Alexa mı, ne öyle bir şey yazıyorlardı. Kudurtucu şey işte, bu sevilmiyor. Ona laf ediyorlardı, o aklıma geldi. Ya biz Cinder Mahalle terörist diyoruz YouTube başlıklarında. Nia Jax'e şişman Ayşe diyoruz. Elaysa işte pardon, Shinsuke Nakamura'ya Shakshuka Shakamura diyoruz. Yani bunlar hep Güreş Türkiye ekibinden çıkan deyimler. Buradan Ege, Rage of Rit, Ekmek Ege'ye selam olsun, Shakshuka Shakamura'yı söyleyen adam. Yani bir şeyi markalaştırıyoruz ki daha çok tıklanılsın diye. Yoksa biz de Alexa Bliss'in adının ya da gimmickinin kudurtucu olmadığını biz de belki de daha iyi biliyoruzdur yani. Lunatic Phenomenal sormuş. İngilizceyi unuttum şu an. Ben neden mod yapmadım demiş. Yani mod yapmak hiç aklımıza gelmedi çünkü. Ve ikinci sorusu da, güreşçi olsan en çok hangi güreşçiyle nasıl bir senaryo içerisinde maça çıkmak isterdin diye merak etmiş kendisi. Güreşçi olsam Drayde Dar Superstars Edge gibi bir güreşçi olurdum. Ve Lita gibi. Drayde Dar bir de. Toportun istediği. Drayde Dar. Tabi. Lita gibi isimlerle başka güreşçi başka Lita gibi isimlerle beraber başka güreşçilerle feyuda girmek isterdim. Ve şu an forum adına gelen, yani başta gelen sorular bunlardı ve ben bu sene birkaç sorunun eksikliğini hissettim. O yüzden bu soruları da sormak bana düşüyor şu an. Evet.
Birincisi, gerçi onu söylediğin askerlik muhabbeti. Bu sene hiç gelmemesi özellikle beni çok şaşırdı. askerlik bedelini bekliyoruz. Cidden. Önceki 3 sene kesinlikle sekmeyen soruydu. Ve bir soru daha vardı kesinlikle sekmeyen. Bu sene gelmemiş. Evlilik meselesi. Ne evlilik gerçekleşeceğine dair. Ya çok mutlu. Nikah düğün organizasyon. Çok mutlu ilişkilerim var ama henüz bir çok mutlu ilişkim yok. Eğer teke indirebilirsem ilişkilerimi evlenebilirim. Şey gibi Twitter'daki gibi flört 1, flört 2, flört 3, flört 627. Aynen öyle. Ya düğünüm olursa bir gelelim ya. Beni çağır yani. Çağırmasın da. Yani çağırsan güzel olur. Düğünüm olursa sevinirim. Tüm güreş Türkiye halkını çağırırım tabii ki. Vay be. Ya ben o dönem forma girmemiş olacağım için büyük ihtimal. Al işte. Neyse biz Facebook'ta şey etkinlik oluştururuz orada görürsün. başka türlü zor. Facebook'ta takılıyorum buraya harbi ya. Şey var değil mi? Uygulaması var değil mi iOS'ta? Tabii ki. Takılsam mı? Tabii ki. Takılayım ben. Hadi bakalım. O zaman Buğra'cığım çok teşekkür ederim katıldığın için. Bu sene de bir senenin ardından. Yine keyifli bir sohbet. Bayağı uzun sürdü. Şu an hani bir saati geçti diye tahmin ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum çok ben de. Teşekkür ederim. Hem ben soru soranlara çok teşekkür ediyorum. Hem de sana yılda bir aramıza döndüğün için çok teşekkür ediyorum Kaan Arar. Zaten bana bu bir yılda bir dönmenin cezasını çektirdin ya cevap vermeyerek kesinlikle istisnasız. Allah'ım yarabbim. O da biraz sinirlendirdin beni bu da şey yapmadım. Abimsin, yaşça büyüksün diye. O da, sesini çıkarmıyoruz. O da güzel oldu. Neyse yine cidden teşekkürler. O zaman sağ olsun. Bizi dinlediğiniz için de bizi dinleyen herkese de Güreş Türk ailesine de teşekkür ediyoruz ve nice yıllara demek istiyorum. Seneye inşallah yine görüşmek üzere. Güreş Türkiye'nin 9. yaşında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.